Hepinize selamlar canlarım. Hayırlı mutlu günler. Bugün günlerden çarşamba. Şimdi birazdan tanemin benden iki tane dileği var içinde kaldı. O ağladığı zaman iki tane dileğini söyledi. Gideceğim dediğim zaman ağladı ya. Birincisi beni anneanne sen uyandır. Öperek uyandır dedi. Onu istiyor benden. İkincisi de okula gidip kendi başına gelip kapıyı ben açacakmışım. Yakınmış okul, kendi başına gelip kapıyı ben açacakmışım. Böyle istiyor. Bu dilekleri var. İlkini yapalım. Haydi bakalım ilkini yapalım. Tanemle bugün Sevilcan'ın işleri var. Dışarıda erken işleri var. Sevilcan tabii ki bana şey teklif etti. Kahvaltı. Dedim yok şu anda yemeyeceğim. Sabah yemek istemiyorum. Bilmiyorum şu anda taneme verecek. Ben onu öperek kaldırayım. Tanemle bizim serüvenimiz başlıyor bugün. İşlerimi fırçaladım şu anda. Benim kızım benden bir şey istedi. Onu yerine getireceğim. Zülü bağladığında iki tane bir şey istedi. Bir dedi uykudan beni kaldır. İkincisi okuldan tek başıma sana gelmek istiyorum. Gideceğim dediğimde. Hadi birincisini gerçekleştirelim. Beni öperek uyandırdım işte. Oy. Oy neyle uyuyayım bak. Öperek uyandır demişti annene bana demiş. Birinci dileğin gerçekleşti çocuğum. Bak nelerle uyuyayım. Beni öperek uyandır dedi. Öptüm uyandırdım seni. Oh. Bacaklarımı gösterelim mi? Ah, bu kadar gösterin de ben içeri gideceğim. Ben de. Burayı da öptü. Bak gördün mü? Dileğin biri gerçekleşti. Anne burası hep kum. Niye? Bakın şu resmi göstereceğim. Annem yapmış Evet bana. canlarım, hepinize günaydınlar. Hayırlı mutlu günler diliyorum. Bakın annem bunu yapmış bana hediye etti. Evet. Resimci olduğu için annem yapabilir. Resimci olduğu için annesi yapabilir. Hepinize yüz yüze günaydın. Yüz yüze selamlar diliyorum. Anneanne. Ana oğlum ayağım çok. Kız ayağım yürüye yürüye çok acıyor çok. Hiç uykular uyuyor. Anneanne sen burada bekle sen. Arkada. Neyi? Okul çıkışında tek geleceğim ya. İkinci isteğimi de yapacaksın değil mi? Tamam. Onu da yapacağım. Oy, oy, oy. İkinci isteğimi de yapacaksın değil mi? Dileğimi diyor. Görüyor musun tanem ne yaptı? Tanem. Daha yeni gidiyorum dur. Annesine sordu nasıl çalıştırdığını. Sen daha önce biliyordun bunu çalıştırmayı tanem. He, Bu annesi. değişikmiş. He, annesine sordu. Onu çalıştırdı. Annesi az dükkana kadar gitti. He, Sipora ve dükkana gitti. Sipura mı gitti? Sipora ve dükkana. Evet, hem Sipura hem Bir de dükkana gitmiş. rantgenimiz var. Ben geçeyim. Evet, tavuk yaptı. İşte. Anne baksana iş. Biraz daha kızarması gerekir miydi onun? Evet. Evet, olmuş ya ben duymadım o yüzden pişmiş. Kızım bana nasıl yardım ediyor? Bir daha koyduk içine. Tam pişmemiş. Sabahtan bana dedi ki şey. Biraz da çok. Semircan, anne dedi. Sana dedi kahvaltı hazırlayayım. Ondan sonra da benim az işim var.
gideyim. Ben dedim ki çocuğum ben şu anda dedim dün akşamdan çok yediğim için. Yani karnım toktu dün akşamdan. Hani açlık sabah hissetmiyorum. İçeceğimiz de yok. Biz o yüzden sulu ne içeceğiz? Dedim ki sen kızım şimdi dedim ben kahvaltı istemiyorum dedim. Aslında taneme yaptırmış annesi azıcık yaptırdı mı kahvaltı? Ama tanem de bana kahvaltı koyuyor şimdi. Sen yani tanemin ısrarı bu ha. Benim şeyim değil. İlla ki sen doyuracağım ben diyor. Sulu mu istiyorsun annesi yoksa geldiğinde, böyle mi? Annesi geldiğinde hatırlayacaktı. Sulu mu yoksa böyle mi? Biraz. Bak artık yatağın rahat değil mi? Rahat rahat. İşte bak bizim evde kalabilir misin daha? Kalırım. Çünkü hani bir şey koymadık ki o zaman rahat değildi. Sert tane. Altıma zorla şey koydurdu. Ben koydurmuyordum. Zorla kalın bir şey koydurdu ki rahat etsin de annem kalsın diye. Oy sen canım. İstemedin mi? Ben de istedim tabii ki. Tabii ki ben de istedim ama sen çok düşünceli bir çocuksun. Çak çak. Arkadaşlar bir de benim okulda provam olacak. Yani gösteri yapacağız. Orada sizi çekeceğiz. Bazı kişiler gelebilir buradaki kişiler. Ay canım. Ay canım. Hangi okul? Yok. Anaokul birinci sınıf. Anaokul birinci sınıf. 19 Eylül. 19 Eylül. Abi sen şimdi birinci sınıfsın. Evet. Arkadaşlar böyle hani okulun karşısında bir şey oluyor ya. Biz de oradan gelin oturma yerleri var böyle hep. Orada gösteri yapacağız. Ne zaman yapacaksınız? Bilmiyorum. Tatil olunca. Tatil olacak yani. Okul başlayınca. Ha, o zaman söyleriz onu. Gününü. Bak sizi görüyor musun? Sizi çağırıyor. Anam yanına istiyor yavrum beni. Evet. Yeniden koydu. Yeniden kızardı. Şimdi ona dökelim. Dur. Çatalla koyalım. Yok. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi. Ver onu ben götüreyim. Onun içinde bir tane daha var. Onu da alalım. Sen alamazsın. Az bir dakika. Şunu şuraya koyayım. Elin yanıyor. Tamam. Ben götüreyim bunu. Tamam. Kendi kendine tutmuş bunu annemle, anneannemle ben seveyim diye bunu yapmış. Annesine sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yaklaşayım şuraya. Ha, sürülmüyor bu. Kaldı böyle sürülmüyor. Evet buradan bakalım açamadım ben. Tanem az önce... İşte annesiyle veya bir konuşuyor. Tanem babasıyla annesiyle konuşmaya bayılıyor. Dışarı çıktığı zaman mutlaka konuşuyor. Annesi yakınlara gelmiş. Spora da geçtiydi. Onu aldı. Şimdi giyindi tanem. Onu aldı. Biraz gezmeye çıkardı. Çünkü ağlıyordu. Annem cevap vermiyor bana diye. O da sürekli arıyor onu. Üstünü giyindi, çıkardı, gitti. Ben balkonda oturuyordum. Çocuğum bana kahvaltımı verdi, yemeğimi yedirdi, karnımı doyurdu. Benden de izin alayım. Bak annesi gel dedi, benden izin alıyor. Anneanne gidebilir miyim diye. Yani çocuk o kadar şey ki, duygusal ki beni geride bırakıyor diye evden çıkamıyor bile. Kapıda araba bekliyor, beni çıkamıyor bile. Çıkamıyor yani. Kızım git dedim. Giyin de git. Hadi yavrum git dedim. Gitti. Anneanne sabit şey olmaz değil mi? Diyor. Yok yavrum bana ne olacak dedim. Yok yavrum dedim. Anam çocuk bir düşüneyi beni Allah'ım.
Allah'ım sen koru onu, Allah'ım sen koru. Bütün yavrularımızı sen koru Allah'ım. Sana ben bir şey söyleyeyim. Benim ayağım çok şişti. Ha bu yürüterse yürümekten. Çoktan eve gideceğim. Bak yatağım rahat olsun diye abın da koydurdu buraya. Gitmesin diye. Ben tanemi taneme kıyamayayım. Sevilcan da çok üzülüyor. Şey yapma diyor. Anne hemen gitme diyor. Ama şimdi ben burada daha önce zarar vermişim kapılarına. Yeni şey olduğumda, hani ameliyat olduğum buraya geldiğimde kapılarına zarar vermiştim. Çizilmiş kapı kullanmasını da bilmiyorduk. Çizildiği için kapıları tabii ki o zaman biraz ilk biz göremiyorduk. İlk geldiğimde damat görmüştü. Ben bir şey demedi ama anam bu kapılar hep çizilmiş dedi de anlıyoruz. Ben suçlu insan anlar ya. Ben üzüldüm o zaman. Tabii ki biz çizmişiz. Arabayla araba kullanmasını o zaman bilmiyorduk abacığım. Çünkü daha ameliyatlı yeni geçen sefer geldim de burada. Yeni ameliyatlıydım bilmiyorduk. Kimse sürmesini de bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Yeniydik yani. Her şeyin bir yenisi var. Şimdi ben o yüzden arabayı, tekerlekli arabayı bu sefer geldiğimde dışarıda bıraktırdım. Ve bu biliyorsunuz bununla geziyorum hep. Şimdi onunla gezdiğimden dolayı benim bu ayağım hiç rahatlamıyor. Çünkü arada bununla geziyordum evde. Arada da çoğunlukla tekerlekli sandalyede gidiyordum. Bu ayağım bu kadar şişmiydi. Felaket bir şiş. Ve felaket bir sancı. Ve o sancı abi boynuma vuruyor, başıma vuruyor. Ayaktan geliyor bu sancılar. Demek ki insanın başındaki bütün şeyler ağrıya bağlı. Boynuma vuruyor, gözüme bile vuruyor. Gözüme bile ağrıdan açamıyor. Ayağım çok şiş. Zaten bir hafta kaldı. Zaten doktora gideceğim, kontrole. Kontrole gideceğim, bir hafta kaldı. Üstelik de bu ayağım bordona gibi, bak şimdi. Öyle şişme gibi şişti. Şişirilmiş gibi. Ha buraya kadar da şişti yani yukarı kadar da. Bu bacak olduğu gibi hep şiş. Çok ağrıyor. Burada şiş. Çünkü bu da kırıktı biliyorsunuz. Bu hele bu hava arka tarafları gösteremeyeyim bile. Çok şişti. Çok çok. Ve çok ağrıyor. Ben kendi başıma evde olsaydım ben bu yürüteçte hiç bu kadar daha geç olurdu öğrenmem. Yürümezdim. Çünkü bu kadar şişlikten korkardım ve ağrısına dayanamazdım. Ben mutlaka hep tekerlekli sandalyeyle gezerdim. Bizim alanda açık yani yerler halılı değil. Hep onunla gezerdim. Bu kadar şişmezdi. Ha kız bana alma demiyor tabii ki. Ama ben almıyorum içeriye. Çünkü vuruyoruz oraya buraya. Yani daha önce zarar verdik. Daha zarar vermeyelim. O yüzden. Ama şimdi kendime zarar vereyim. Ayağıma. Çünkü ayağım çok. Yani şiştikten içi beton dolu gibi. Şiştikten her tarafı acıyor. Her tarafı uyuştu yani. Şiştikten uyuştu. Ondan sonra kalbime bir çarpıntı vuruyor. Bacağıma vuruyor çarpıntı. Yani o bir dın kedi bacağı ediyor. Kalbim sanki bacağımda atıyor. Yani bilmiyorum. O yüzden gerçekten tanem böyle üzülmese, tanem böyle ağlamasa, üzüldüğünü bilmiyorum. Buna kıyamıyorum. Çoktan gideceğim. Evimi çoktan özledim gideceğim. De yalnız o zaman yürüme biraz gecikecek. Çünkü evimde daha rahat oluyorum. Şeyi koyuyorum ya... Diyorum ya bunda gezmiyorum da. Çok bunda az gezeyim hani. Az gezeyim. Çok ağrıdığı zaman ne yapayım? Şeye biniyorum ya tekerlekli sandalyeye. Orada daha rahat olayım. Burada tekerlekli sandalye yok. Nereye gitsen onunla. O yüzden çok şiş, çok ağrı yapıyor. Dikiş patlayacak gibi bile böyle boğma boğma şişler.
Çok sabaha kadar ağrıyor. Neyse canlarım, bugünkü bizim tanemle maceramızı gördünüz. Çok harika bir maceramız vardı. Çok yürekli bir kız. Çok vicdanlı bir çocuk. Çok. Keza şey de öyle. Mesela beni öpmeden gitmiyor. Geldiği zaman beni öpüp böyle gidiyor. Öyle içeri giriyor. İçeri girdiği zaman beni öpüyor. Öyle içerileri dolaşıyor şey. Baranda. Hepsi. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinden kızımdan. Damadımdan. Ondan bundan. Hepsinden hepsinden. Hepsinden. Çoluğumdan çocuğumdan. Allah hepsinden razı olsun. Ben sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Tekrar inşallah bir video daha çekerim. İnşallah. Çünkü istiyorsunuz. İsteyenler çok, günde iki kere çek diye. Az az çekeyim, öz çekeyim, uzun çekmeyeyim daha. Çok uzatıyor diyorsunuz kelimeleri. Çok tekrarlıyorsunuz ya da uzatıyor. Kız unutayım, unutayım ya. Hadi ne sayarsanız sayın. İster deyin bunun adı, ister deyin. Ne sayarsa ya, insanın beynine girmiyor, girmiyor. Benim uzatmamın sebebi şu, anlamıyorlar. O kadar anlattığım şekilde anlamıyorlar. Ben de tekrarlayayım ki tekrar tekrar anlasınlar. Hani orayı sürdürürken hani atlıyorlar ya, atlaya atlaya izliyorlar. Bari orada da anlasınlar. Bari birinden birine rast gelir diye. Öyle tekrarlayayım. Sizi öpüyorum. Allah'a emanet.